Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tolga. Bugün sizlerle beraber bir kutu açılışı yapacağım. Aslında böyle bir açılış yapmak aklımda yoktu. Bir anda bir siparişim olmuştu. Ondan da anlatacağım hemen. Sonra dedim ki bunu acaba anlatsam bir ürün inceleme videosu tadında bir şey mi yapsam? Çünkü bunu da seveniniz çok fazla var. Instagram'da paylaştım. Hemen buraya koyarım. Çok büyük oranda evet evet istiyoruz bekliyoruz dediniz. O yüzden bunu bir videoya dönüştürmek istedim. Şimdi ilk soru şu Neşeli Kanatlar Pet Market senin değil mi abi sen nasıl kendi yerinden sipariş veriyorsun diyenler olmuş. Evet çok doğru bizim dükkanımız. Ama şöyle bir şey var bizim dükkanımız ve depomuz Çanakkale'de ben Bursa'da yaşıyorum. E haliyle her gün oraya gidip gelme şansım olmadığı için de e, şunu da ekleyeyim hemen parantez olarak. Dükkanın yönetimini, idaresini, kargolama işlerini babam ve kardeşim yapıyor. Şimdi öyle olunca benim de ihtiyaçlarım oluyor sonuçta kuşlarım var. Ben de onlara söylüyorum bana bunlar bunlar lazım diye. Onlar da sağ olsun gönderiyorlar. Herhalde iki haftada bir bana böyle bu büyüklükte bir kutu geliyor. Olmazsa severseniz, beğenirseniz, yazarsınız yoruma böyle bol bol video çekerim artık geldikçe. Şimdi yine bir tane bayağı ağır bir kargomuz var. Beraber açalım onu sizle beraber. Bir bakalım içinde neler var, neler yok. Size sorular sorular olursa yorumlardan bilenler bilir. Benim önceki kutu açılış videolarımda çok fazla böyle kötü anım var. Kendimi kesiyorum arkadaşlar. O yüzden biraz dikkatli yapacağım bu kutu açma işlemini. Şuraları hemen açayım. Rahat rahat. Yani Neşe Kağıtlar Pet Market hizmete başladığı neredeyse bir yıl olacak. 81 ile kargo ile de geliyor her şey. Şimdiye kadar da herkes çok memnun. bayağı bir şeyler var bakışmış. Şöyle bir üstten bir gösterelim. Ondan sonra burada yeni ürünler var. Hiç bilmediğiniz ürünler var. Bunların hepsini tek tek göstereyim. Bunların hepsi benim, bana lazım olan şeylerdi. Olmazsa bundan sonra farklı ürünlerden de bakarız. Şimdi şunlarla başlayalım istiyorsanız. Burada iki tip gaga taşı var. Bunlar e, arkadaşlar yol e, yolma önleyici olarak geçiyor. Bunlardan bir tanesi iyotlu, bir tanesi kalsiyum. Aslında yolma önleyiciden kastığımız şu. İkisi de mineral oranları o kadar yüksek ki bu ürünlerin. E, kuşun mineral eksikliğini tamamladığı için Kuşların yolmasını engelliyor. Büyük oranda engelliyor ama net bir çözüm olduğunu da tabi söyleyemeyiz. Sonuçta bunlar çok farklı faktörlere bağlı. Bu iotlu bir gagataşı. Çok faydalı. Bu da tamamen kalsiyumdan oluşuyor. Bunu yeni muhabbet kuşu aldık biliyorsunuz Mubi. Mubi'nin kafesine takacağım. Onlar için istemiştim. Ee, bunu buraya koyalım. Şimdi yine Mubi için istediğim bir tane yem karışımı var burada. Şimdi bu yem karışımı neden istiyorum? Bizim leşeli kanatlar yemden ne farkı var? Aslında çok bir farkı yok. Açıp da gösterebilirim hatta. Şöyle hemen hızlıca açayım. Çok bir farkı yok. Neredeyse aynı. Ama bunun içindeki tohumların özellikle darıların şeyi çok küçük. Boyutları çok küçük. O yüzden böyle bir aydan üç aya dört aya kadar olan yavrular birazcık daha kolay yiyor bu yemi. Ben de Mubi için bunu istedim. Çok da beğeniyorum zaten bu markanın yemini. Heh, şöyle açtım göstereyim. Ben de beğeniyorum bu markanın yemini. O yüzden ee, Mubi için aldım. Birazcık daha spor ekleri olması. Bakın görebiliyor musunuz? Ne kadar ufak. Böyle ufak tohumlar yavru kuşlar için çok faydalı oluyor. Bunu da açmış bulunduk. Bunu buraya koyalım. Şimdi burada bir oyuncağımız var. Mubi'nin yeni kafesine takılacak bu. Hemen bunu da açayım. Bu bir salıncak. Aslında çok güzel bir ürün. Yani muadillerine göre, piyasadaki salıncak türlerine göre böyle çeşitli bir ürün. Aa birazcık. Şöyle yırtarak açacağım. Tabi edemedim. Muadillerine göre, çeşitlerine göre bence ucuz bir şey. Bence ucuz bir salıncak. Bak şimdi göstereceğim size. Nasıl kadar kullanışlı olduğunu görün. Şimdi şuradan iki tane böyle somunlu cıvatalı şeyi var. Bunu istediğiniz yere takıyorsunuz kafesinizin. Diyelim ki şöyle taktınız. Uykuş bunun üzerinde hem zaman geçiriyor, hem oynuyor, hem uyuyor, hem dinleniyor. Çok çok keyifli bir ürün. Bunu mobilin kafesine taktığımda sizlere gösteririm. Salıncağımızı da ayıralım. Şimdi burada farklı bir e, salıncak var. Bu birazcık elit tip yani üst tip. Fiyat olarak da, kalite olarak da üst versiyon bir salıncak. Zaten karlı İtalyan, e, özür dilerim. İtal bir mal ve Türkiye'de üretilmiyor. Türkiye dışarıdan geliyor. Ve çok özel ürünleri var. Şimdi bunu açalım hatta bakalım. Bunu da Mubi için aldım. Zaten <laughs> muhabbet kuşu koymuşlar ama çoğu kuşu olur. Forpus'u olur, Cennet'i olur, Sevday'ı olur. Mesela sultan olmaz buna. Muhtemelen olmaz. Şimdi bunun ne özelliği var? Onu göstereceğim size. Bu salıncağın da güzelliği yanlarında böyle oyun oynayabileceği bazı kısımları var. Bunu yurt dışında eğitim amaçlı kullananlar bile var. Ben de oradan görmüştüm. Göstereceğim şunları. Açtık. Evet çıngırağı var. Şöyle bir materyalden yapılmış. Şöyle tıpır tıpır tıpır. E, şuralarıyla da kuşlar çok fazla oynuyorlarmış. Ben yani yabancı bir tane youtuberda görmüştüm bu salıncağı. O yüzden ilgimi çekti bunu da takacağım. Sıra, sıra takarım. Muhtemelen bunu ilk takarım gibi gözüküyor. Kuşların sevdiği bir ürünmüş bu. Bunu da koyalım. Deneyeceğiz işte. Yani denemedim. Burada iki tane saçaklı oyuncağım var ki zaten bu sarmaşık e, özür dilerim. Süpürge sapından oyuncağı bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Benim kuşlarda en en beğenilen ürün olduğunu eminim. En çok sevilerek kullanılan oyuncak tipi bu. Ve kuşlar bayılıyor arkadaşlar. Ben de hem Mubi'ye hem diğer kuşlarım için iki tane istemiştim. Bunu da tavsiye ederim. Bu video muhtemelen biraz uzun olacak. Çünkü biraz sohbet tadında olacak. Çünkü daha bir sürü ürün var. Bak şöyle göstereyim daha neler var. Vitaminler vesaireler de var. Umarım seversiniz. Böyle bazı videolar sevildiği zaman ee, devamının gelmesi için sizden ben şey bekliyorum. İşte abi devamı neden yok? İkincisini çekelim. Şunu yapalım, bunu yapalım diye teklif bekliyorum açıkçası. Siz de beğendiğiniz videoları muhakkak bu yorumları yazın. İhmal etmeyin. Burada tül var. Bu Mubi'nin kafesi için. Tülü zaten biliyorsunuz. E, ee, dinlenme tüneyi, Ufak boy. Bu dinlenme tüneyi neşeli kanatların üretimi zaten biliyorsunuz. Bizim bize özel bir üretim. Bunun neden önemli onu söyleyeyim size. Şimdi kuşlar sürekli olarak tüneklerde vakit geçirdiğinde bazen düz zeminde de kalmak istiyorlar. Yabancı hobicilere bakalım. Yabancı üretimlere bakın. Böyle kalın böyle ağaçları böyle ikiye ayırmışlar. Ve o ağaçların içine bu şekilde birer tane civata takıp kafese mont alıyorlar. Bu sayede de kuşlar düz zeminde kalıyorlar. Ben de oradan esinlendim aslında. E, Okaliptüs ağacından vesaire denedik. En sonunda bu ağaçtan güzel bir ürün yapıldı. Bunu da size tavsiye ederim. Clicker. Bunun için çok heyecanlıyım. Eğitim için kullanacağım bunu. Bak şöyle göstereyim. Açalım hatta direkt. Eğitim için kullanacağım bunu. Bunlar da çok yoktu. Valla aldığımızda yine Kallen'in ürünü. Türkiye'de zaten üretim olmayan bir tip oyuncak bunlar. malı. Bak arkasından hatta göstereyim. malı. Şöyle. Böyle bastığınız zaman. Mesela kuşunuzla eğitimlerinizde bazen ben diyorum işte parmak şıklatın ıslık yapın vesaire. Bunu kullanmak daha iyi. Bu çünkü hem köpeklerde kullanılan bir ürün. Ki kuşlara da etkisi, tesiri çok yüksek. Bunu böyle istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bence güzel bir ürün. Bunu kullanacağım. Videolarda anlatırım size. Bunu aldık. Güzel gidiyordur inşallah. Şimdi şunlara girelim. Mineral grubuna. Burada bir tane kuş kömürü var. Bu da özel bir ürün. Bir craft'ın. Gerçekten çok özel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ben kuş toprağını karıştırıp veriyorum. Kuş toprağı da bu. Hatta göstereyim size ben kuş toprağının olduğunu. Çok soran var çünkü kuş toprağı nasıl bir şey diye. Kuş toprağı kuşlara özel, kuşların yiyebileceği şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiş bir ürün. Türk malı zaten. Şöyle göstereyim. Bakın içinden böyle çıkıyor. Bildiğimiz toprak aslında ama tamamen temizlenmiş. Kuşların yemesi için uygun hale getirilmiş. Hafif nemli bir toprak. Bundan bir kaba ayrı bir kaba böyle az az koyun. Kalanı da böyle iyice ağzını kapatın ki nemi gitmesin. Sürekli sürekli değiştirin. Zaten kuşunuz bir kere alışsın var ya bunun müptelası olacak. Çünkü bunun içerisinde kuşların yiyebileceği birçok mineral bulunuyor. Kuşlar da doğal hayatlarına biliyorsunuz topraklarla, taşlarla, kumlarla çok haşır neşir. O yüzden buna ihtiyacı var. İşte ben onunla bu kömürü karıştırıyorum. Ayrı bir kapta veriyorum. Neredeyse bütün kuşlarımı veriyorum. Hepsi de çok güzel yiyorlar. Özellikle yavru bakan kuşlar çok güzel yiyor. Böyle kuşlarınızda e, geçmeyen ishal sorunları varsa onun için de deneyebilirsiniz. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Şimdi vitamin grupları var. Bunlar uzun sürecek. Onları anlatacağım. Neyse şunlardan başlayayım ben. Bak şundan başlayayım hatta. Bu da Fertivit var. Fertivit Belçika ürünü bir vitamin. Bu bana niye lazım? Şimdi bu Fertivit'i ben E vitamini amacıyla kullanıyorum. Hatta açayım. Bakın zaten orijinal olduğu şuradan belli bandrolü var. Görüyorsunuz. Ben bunu E vitamini için kullanıyorum. Ya yıllardır üretim içinde olan birisi olarak şu ana kadarki kullandığım en kaliteli E vitamini diyebilirim. Kuşların bu üreme isteğini inanılmaz derecede arttırıyor ve kuşlardaki bu üreme kabiliyetini inanılmaz derecede çoğaltıyor. Bu tür ürünler alırken çok dikkat etmeniz gerekiyor orijinal olmasına. Bazen şimdi bu fiy ürünlerin fiyatları da arttığı için orijinal olmayan ürünler de Türkiye'ye girmiş oluyor. Bildiğiniz güvendiğiniz yerden alın. Biz de zaten Direkt bunun ithalatçısından getiriyoruz size. Zaten böyle büyük paket alırsanız ya tek başına bir kuş besliyorsanız büyük paket almayı tavsiye etmiyorum açıkçası. Bunların 25 gramlıkları var. Onlardan alın. Çünkü zaten en fazla bir çift kuşa 20 gram falan kullanıyorsunuz. Ondan sonra ee, kullanımı gerekmiyor. Hatta açsam da göstereyim hatta. Yarın vereceğim zaten ben de. Heh, bunu kürdana vereceğim. Onu yuva takmayı düşünüyorum. Bakın böyle bir toz portakal gibi bir şey kokusu var. Bunları, bu tür ürünleri kullanırken arkadaşlar bir ipucu vereyim size. Bilmeyenler var çünkü çok garip bir şekilde. Mesela içinde de bak ölçü kaşığı var. Ölçü kaşığı yoksa normal kaşıkta kullanıyorsanız. içinden alacağınızı alıyorsunuz. Kuru bir kaşıkla. Sular koyuyorsunuz ya da mamasına koyuyorsunuz. O ıslak kaşığı asla bir daha buraya sokmuyorsunuz. Çünkü bu ürün ıslandığı anda etkileşime geçer. Canlanır ve bir gün sonra etkisini kaybeder. Durduk yere ziyan etmiş olursunuz ıslak bir şey sokmuyorsunuz ağzını kapatıyorsunuz tekrardan yerine koyuyorsunuz böyle serin bir yerde saklayabilirsiniz doğrudan güneş ışığı almasın yeter şimdi burada yeni dispilatörlerini aldığımız bir marka var aslında bundan çok eski bir marka eski bir ürün ee, biyoteknik firmasının ürünleri bakın ben göstereyim ben deneyimlemeden biliyorsunuz hiçbir ürünü kullanmıyorum ve satmıyorum Kullanmadığım bir ürünü satmıyorum. Bunları da deneyimledikten sonra zaten satışa koymaya verdim. Bunlar aslında elimin altında bulunsun diye ben istedim. Çünkü şöyle. Şimdi bunları tek tek bahsetmek istemiyorum ama kısaca bahsedeyim. Mesela avi mineral. Bir içerisindeki mineral kombinasyonu çok yüksek bir e, takviye. Bunların hepsi zaten takviye arkadaşlar. Hiçbir ilaç değil. Bunu bilin. Şimdi diyelim ki bazı kuşlarda yumurta sıkışması oluyor. Bazı kuşlarda yumurta sonra sağsizlik oluyor. Bazı kuşlarda... İşte kas felçleri gözüküyor, kaslara bağlı felçler gözüküyor. O durumlarda bu çok kullanışlı oluyor. Ya da bazı kuşların mineral eksikliğini gagalarından vesaire hissedebiliyoruz. Bu abi minerali elimin altında dursun diye açıkçası tutacağım. Abi diğer çok önemli bir ürün. Neden? Şimdi bizim bazen probiyotik kullanarak bazı ishal problemlerini çözemiyoruz. Bu abidiyenin içinde olan bazı maddeler sebebiyle bu e, durumlarını doğrudan kesiyor düzenli kullanımda. Bunu da elimin altında tutuyorum. Çok şükür bir ishal problemi yaşamıyorum ama yani kuşlarıma çok değer verdiğim için çok da pahalı ürünler olmadığı için elimin altında tutmayı tercih ediyorum. Yoksa ihtiyaç olduğunda bazen gerçekten bulamıyoruz arkadaşlar. Bunu en son anlatacağım. Burada Avias var. E, avias da yine üst solunum yolları ile ilgili bir e, takviye. Bunun içerisinde yine doğal ürünler var. Bu doğal ürünler sayesinde diyelim ki işte C vitamini zaten çok yoğun bir ürün bu. Ve işte polen gibi değişik ürünler var. Diyelim ki kuşunuzda bir solunum rahatsızlığını, benzer bir şey hissediyorsunuz. Hırıltı, hapşurma, öksürme gibi. Bunu hemen verdiğiniz zaman ya da astım hastalığı olan kuşlara verdiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde toparlıyorsunuz. Ama dediğim gibi bunların hiçbir ilaç değil, bir antibiyotik etkisi vermez. Bu Avisol A, şimdi Avisol bir de baktığınız zaman bu markanın bir sürü vitamin çeşidi var. Ama ben sadece 5 tanesini kullanıyorum. Çünkü diğerlerini bir şekilde zaten diğer vitamin gruplarıyla tamamlıyoruz. Bunlar tamamlayamadıklarımız. Avisol A da A vitamini içerisindeki kombinasyonda A vitamini özellikle çok yoğun olduğu için tercih ettim. A vitamini bazen vermek gerekiyor. Çok şart oluyor. Onun için elimden atlatıyorum. Bu da yeni bir ürün çıkmış. Bunu çok beğendim. Şimdi bizim biliyorsunuz kuşlarımızda bazen bit ve pire sorunları yaşanabiliyor. Şimdi bu durumlarda kullanılan bazı ilaçlar var. Enseden damlatılan. Ama bunlar veteriner kontrolünde yapılıyor. Ve pahalı ürünler. Şimdi bu e, Avicentist'in içine özel aromalı bazı yağlar eklemişler ve bu sayede kuşunuzun işte o derisini damlattığınız zaman e, onu bit ve pireden koruyor. Bunu da zaten yakın deneyeceğim. Hatta 6 ayda bir uygulamayı düşünüyorum. Bunları elimin altına bulunsun diye aldım yani. Öyle söyleyeyim. Bunlar dursun. Şimdi burada. Heh şunu açalım. Bu çok güzel. Bayağı uzun video oldu herhalde. Bakın. Bu yeni Himalayalarımız. Himalaya blokları biliyorsunuz. Ee, hep soruyordunuz bunları asmakta zorlanıyoruz diye. Artık bu halde bunları kestirdik. Birer tane kuşların ilgisini çekebilecek boncuklar taktık, saçaklar taktık. Ve birer tane de kafes asabileceğiniz aparat ekledik ve artık bu şekilde kullanabilirsiniz. Himalaya tuzlar da gerçekten kuşlar için özellikle mineral ihtiyacını karşılamada çok çok önemli. Zaten görüyorsunuz benim kafeslerimde. Bütün kuşlarımda var neredeyse ve çok da severek yiyorlar. Ya benden kuş alanlara her zaman söylüyorum Himalaya tuzunu bulundurun diyorum. Hatta buradaki çoğu şeyi imkan dahilinde olursa olan bulundursun. Şurada iki tünek var. Bunların renklerini çok sevdim. Bu renklerde yoktu ben de yoktu bende. Göstereyim. Bakın. Bunlar şimdi şeyle boyandığı için daha boyasıyla boyandığı için bazı böyle lekeler, çatlaklar olabilir. Bunlara hiç takılmayın. Bunlar da yine kafeste birazcık renk katsın bana diye verdiğim, aldığım tünekler. Valla bu haftalık böyleydi. Dediğim gibi ben iki haftada bir en az böyle değişik ürünler geliyor bana. E, yeni ürünler denemek için geliyor. Eğer ki beğenirseniz bu seri sürsün derseniz çekelim. E, ben de bu anlamak için tabii yorumlara bakacağım. Yorumlara yazarsınız. Bir like tuşuna da biraz basın bakalım. En azından 500'ü geçersek ben de diyeyim ki evet insanların hoşuna gitmiş bu e, paylaşım türü. Video türü. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşelim arkadaşlar. Şöyle bir güzellik yapayım size. Videoyu sonuna kadar izleyenler bilsin sadece. E, şöyle size hediye vereyim. Şöyle bir hediye yapalım. Size B vitamini hediye edeyim ben. Neşeli kanatlar pet marketten. Bir sonraki alışverişinizde kullanmak üzere olsun. Ki ayrıca kargo parası çıkmasın. Yani bir sonraki alışverişinizde ben ekleme yapayım üstüne benden olsun. Anlamak için ne yapalım? Yoruma şöyle bir şey yazın. Yoruma şey yazın. Et B vitamini yazın. Yani et B vitamini yazın. Bir yorum yazın mesela. Abi çok güzel bir çok beğendim yazın. Yoruma et B vitamini yazın. Tam videonun sonuna geldim arkadaşlar. Telefonun şarjı bitti. Ben de böyle ön kamerayla kapatayım bari. Dediğim gibi yoruma B vitamini yazın. Atıyorum şöyle yazın. Ya video çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Et B vitamini yazın. Ben oradan anlarım. 3 kişiye diye yollayalım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.